Efendim biz zaten milletin içindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi milletten doğmuştur. Türk milletin ta kendisidir. Bütün Anadolu'yu, illeri bitirdik Allah'ımıza çok şükür. İlçelerde 809 ilçeyi de Allah nasip ederse Haziran sonuna kadar bitiyoruz. Eylül'de tekrar başlıyoruz. Biz bir sene var seçimlere biliyorsunuz. Seçimlere hazırız Allah nasip ederse. Milletin de görüyorsun büyük teveccühünü görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne güveniyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi güçlüyse Türkiye'de güçlüdür. Milliyetçi Hareket Partisi milletin varoluşudur. Milletin teşkilatlanmış halidir. Daha ne söyleyeyim? Evet sevgili izleyiciler, şu anda Büyükçekmece Tepecik'teyiz ve yanımızda hemen Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem yanımızda ve bugün burada bir program, bir etkinlik gerçekleşiyor ve bu etkinlikle ilgili görüşler almak istiyoruz. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum sizlere de. Siz de bu sıcakta bize destek veriyorsunuz. Bizimle birlikte geziyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü etkinliği anlatır mısınız? Liderimizin talimatıyla adım adım 2023 anlatma ve aydınlatma toplantısı kapsamında bugün Büyükçekmece'deyiz, İstanbul 3. bölgede. Büyükçekmece'de ilk başlangıcı ilçe başkanlığımızda, devamında da Tepecik'te esnafımızı ziyaretle gerçekleştirdik. İlk başladığımız nokta manavımız oldu. Manavdan aldığımız bilgilere göre çok da memnuniyetle tabii ki bunları karşılıyoruz. Sahada çok takip eden insanlar olarak hem teşkilatımız hem milletvekilleri fiyatların düştüğünü ve memnuniyeti duyduk. Yine diğer esnaf kardeşlerimizi ziyaret edince de aynı şekilde bir işte hareketlenme olduğunu gördük. Ve bugün devam edeceğiz. Ev ziyaretlerimiz var, toplantılarımız var, hemşeri derneklerimizle buluşmalarımız var. Liderimizin selamlarını iletiyoruz, dualarını iletiyoruz. Adım adım 2023 yolunda da doğruları, gerçekleri, yanlış olarak bilinen vatandaş tarafından hususlarla ilgili de doğruları anlatmaya gayret ediyoruz. Sayın Vekilim, vatandaşımız sizden beklentileri nelerdir? Şu an aldığımız geri dönüşlere baktığımızda bir memnuniyet var. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin özellikle yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bir memnuniyeti dile getiriyor esnafımız. Talep edilen konularda işte fiyat artışları ve kiralar ve ev fiyatları ile ilgili hususlara dikkat çekildi. Onlarla ilgili de yine düzenlemelerin yapıldığını zaten basından da takip ettiklerini söylediler. Gelen talepler arasında aslında vatandaşın kendi dertlerinin yanı sıra etraftan duyduklarını da anlatıyorlar. Diyorlar ki Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz ama şuradan şu talep geliyor, buradan bu talep geliyor. Bunların hepsine aynı hassasiyetle eşit mesafede yaklaşıp üzerimize düşen neyse Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatanımızın, milletimizin bekası için, Türk milletinin geleceği için, çocuklarımızın, evlatlarımızın geleceği için parti politikalarımıza uygunluk noktasında da değerlendirmek suretiyle elbette ki elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Sayın Vekilim, bugünkü zor günleri nasıl aşacağız? Vatandaş sizden daha aydınlatıcı bir beklenti. Şimdi belki de hiç olmadığı kadar, ekmek kadar, su kadar, aşk kadar birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Bu bir. Küresel anlamda bakıldığı zaman dünya bir zorluk içerisinde. Elbette ki ülkemizde de bunlar yaşanıyor. Dünyaya baktığınızda bütün ülkelerde bu var. Ama bizler bir birlik beraberliğimizi ve inancımızı kaybetmeyeceğiz. İki, devletimiz gerekli tedbirleri Allah'ın izniyle alıyor, almaya devam edecek. Eksikleri tespit edeceğiz. Bu tespitleri buluşturacağız siyasetçilerle. Yani vatandaş olarak bizim görevimiz, örneğin işte zincir marketlerde meydana gelen fahiş fiyat artışlarıyla alakalı bunun özellikle hani ihbar edilmesi gibi, bildirilmesi gibi, özellikle burada mahalle bakkalımız, mahalle esnafımız var. Biz onlara da hep söylüyoruz. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak uygulamamızda olan bir hilal kartı uygulamamız vardı. Ve orada dedik ki biz işte zincir marketlerden ya da AVM'lerden değil, mahallemizin bakkalından, berberinden, esnafından alışveriş yapmak üzere. Mahalle kültürünün yaşatılması noktasında da hepimizin el birliğiyle gereği yapmamız gerekiyor. Ama bunlar toparlanacak. Bakın bunlar geçici dönemler. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti neleri atlatmadı, nelerle karşı karşıya kalmadı. Bunların hepsinden güçlenerek çıktı. 2023 hedefine doğru ben inanıyorum ki güçleneceğiz. El birliğiyle hem Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçtireceğiz, hem de Milliyetçi Hareket Partisi olarak da bizler gerekeni yapacağız. Sayın Vekilim, bugün burada vatandaşı gezdiniz, esnafı dinlediniz. Sizden birçok talepleri oldu, evet. Dileklerini, temennilerini ilettiler. Sizin vatandaştan beklentiniz nedir?
Şöyle sağduyulu, feraset sahibi, biz her zaman söylüyoruz. Türk milleti feraset sahibi. Türk milleti çok sağduyulu. Kirli oyunu görebilecek durumda. Küresel anlamda dönen oyunları görecek durumda. Özellikle ülkemiz üzerinde gezi olaylarıyla başlayan, darbe girişimi gecesiyle devam eden, döviz kuru dalgalanmalarıyla devam eden ciddi saldırıların olduğunu aslında herkes görüyor. Ya sistemli bir çalışma var. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin coğrafyasında güçsüz kılınması için. Tam da işte burada kirli oyunu görüp, bunların bir parçası olduğunu görüp, ha devletin de mücadelesini görüp aslında Türk milleti gerekli feraseti ortaya koyarsa inanın el birliğiyle güçlenerek çıkacağız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Vekilim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, şu anda Büyükçekmece Tepecik'teyiz ve bu Tepecik'te esnaf ziyaretinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Faruk Aksu'ya bugünkü programla ilgili görüşlerini almak istiyoruz. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Sağ olun. Evet sizin de ifade ettiğiniz gibi Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in talimatlarıyla parti olarak başlattığımız İl adım adım Anadolu ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma programı kapsamında bugün Büyükçekmece ilçemizdeyiz. Akşama doğru da Çatalca ilçemizde olacağız. Buradaki programımız hem esnaf kardeşlerimizi ziyaret, ev ziyaretlerimiz, dernek ziyaretlerimizle birlikte tüm toplumun bütün kesimleriyle beraber olmaya Milliyetçi Hareket Partisi olarak devam ediyoruz. Tabii bu ziyaretlerden maksadımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin politikalarını anlatabilmek, aynı zamanda vatandaşlarımızın uygulanan politikalara ilişkin düşüncelerini, değerlendirmelerini almak. Dolayısıyla bu anlayışla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi sadece bugün değil, sürekli vatandaşlarımızla beraber olmak adına çeşitli etkinlikleri sizlerin de takip ettiği, yakından takip ettiği, bildiği gibi zaman zaman programlayarak uyguluyoruz. Çok memnuniyet vericidir ki vatandaşlarımızın Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan ilgisi her geçen gün daha da artıyor. Siz de şahit oluyorsunuz. Dolayısıyla bu programlarımızı devam ettireceğiz. Ayın 25'ine kadar, Haziran ayının 25'ine kadar İstanbul'daki bütün ilçeleri bu şekliyle kapsamlı bir programla bitirmiş olacağız inşallah. Sayın Vekilim, bu vatandaşın sizden beklentileri nedir? Kısaca bahseder misiniz? Şimdi vatandaşımızın beklentileri bazı yerel beklentileri olabiliyor. Kendi bulundukları mahalle ilgili olarak yaşadıkları sıkıntılar olabiliyor. Tabii bunların bir kısmı merkezi hükümetle ilgili ama esasen birçoğu da yerel yönetimlerle ilgili olan problemler. İşte burada Büyükçekmece'de şimdi vatandaşlarımızın bize aktardıkları bazı problemler de var. Biz merkezi hükümeti ilgilendiren yahut işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ilgilendiren bizlerin yapabileceği konularla ilgili olanları ilgililerine iletiyoruz. Çözümüne de katkı veriyoruz. Bu anlamda kaymakamlığı ilgilendiriyorsa kaymakamlıkla, bakanlığı ilgilendiriyorsa bakanlıklarla. Ama bununla beraber belediyeleri ilgilendiren çokça sıkıntı ve problem var İstanbul'da. Hem burada Büyükçekmece'de hem de büyükşehir anlamında yapılması gereken işlerin birçoğunun yapılmadığını, büyük vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan büyük aksaklıklarla karşılaştığımızı ifade etmek istiyorum. Onun ötesinde dünya gündemi, Türkiye gündemi vatandaşlarımızın ilgisinde, takibinde onları paylaşıyoruz, istişare ediyoruz. Milletimizin sağduyusuna ve ferasetine güveniyoruz. Bunu da her sohbetimizde, her karşılaştığımız insanımız bize bunu gösteriyor ve anlatıyor. Sayın Vekilim, son olarak bu günleri nasıl açacağız? Sizin vatandaşı serinletecek, rahatlatacak neler söylersiniz? Şimdi birkaç ay sonra bunları konuşmuyor olacağız. Bugünkü konuştuğumuz konuları. Bu mesele bir enflasyon sıkıntımız var. Onun dışında ekonominin diğer bileşenleri anlamında Türkiye'nin hiçbir problemi yok. Bakın Türkiye dünyadaki birçok ülkeden pozitif yönde ayrışarak son 2 yılda hem 2020 yılında hem de 2021 yılında büyük oranda büyümeyi başarabilen bir ülke.
pandemide öncesine göre 3 milyon ilave istihdam yaratabilen bir ülke. Dolayısıyla ödemeler dengesinde, ihracatta rekorlar kıran bir ülke. Dolayısıyla bunları görmek lazım ve Türkiye ekonomisine güvenmek lazım. Enflasyon meselesi küresel bir problem. 2020 yılında her yer kapandı, üretim durdu. Ara malı yok, girdi yok. Ama 2021 yılında birden dünya hareketlendi. Bu defa üretim kısıtına bağlı olarak emtia fiyatlarında yükselme oldu. Peşinden Ukrayna-Rusya savaşı ile beraber enerji fiyatları, petrol, doğalgaz vesaire, bütün bunlarda büyük ölçüde girdi olan, üretilen birçok malın, mamulün, hatta işte otobüsün, minibüsün, birçok şeyin taşıma maliyetleri, gıda zincirindeki aksamalar, bütün bunlar fiyatların yükselmesine sebep oldu. Ancak şimdi memnuniyetle gördük ki ciddi bir sebze fiyatlarında düşüş var. Siz de şahit oldunuz. Bunun bu şekliyle devam edeceğini, inşallah az önce başta da söylediğim gibi birkaç ay sonra bu konuştuğumuz sorunları inşallah konuşmuyor olacağız. Türkiye tabii bunu sağlamak için bir yandan da çok önemli diplomatik bir mücadele de yürütüyor. Adeta diplomasinin merkezi haline geldi. Ukrayna-Rusya savaşının bitmesini ve tüm hem bölgenin hem de küresel ölçekte bir rahatlamanın olması bakımından gerçekten samimi anlamda mücadele eden de tek ülke. Bunu da ifade etmek isterim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Vekilim. Başarılar diliyorum. Sağ olun.